Aman tanrım. Makyajım acaba nasıl gözüküyor? Şu makyaja bakar mısınız? Bugün süslendim ama neden? Çünkü bugün Ecesco'nun yılbaşı partisine gidiyoruz. Ben sadece ugly sweater temalı olduğunu sanıyordum. Ugly sweater ya da kırmızıymış. Gittim Burakcan'a da ugly sweater aldım. O da bana aldı. Yani oradaki herkesin böyle giyeceğini düşünerek gidiyoruz. Herkes kesin kırmızı giyindi. Ama bence komik gözüküyoruz yan yana. O şimdi kahve almaya gitti. Geç kaldık. Hayvan gibi geç kaldık. Yani umarım yemeğe oturulup da yenmiyordur da böyle herkes tırtıklıyordur gibi bir şeydir. Bir yandan da hani yemeği kaçırmış olmak istemiyorum insanlarla beraber. Hem yemek yemek hem de vakit geçirmek için. Daha hiç ayılamadım, hiç uyanamadım. Yüzüm şişireyli oldum bugün. Karnım ağrıyor. Böyle keyifli değilim yani çok fazla ama oraya şimdi gidince birkaç insan görünce biraz da güzel yemekler yiyince. Çünkü Tanrı misafiri yapıyor yemekleri. Hastasıyız gerçekten. İnanılmaz lezzetli her şeylere. Keyfim yerine gelir diye düşünüyorum. Avrasya'dan gideceğiz bu arada. İnanılmaz trafik var çünkü. Pazar günü hava bok gibi. Saat 1.30 yani. Neden trafik var? İnanın bilmiyorum. Sanırım söyleyebileceğim her şeyi söyledim şikayet anlamında. İyi oluyor be bu vloglar. Böyle kameraya bakıp şikayet ediyorum her şeyden, harika. Neyse, daha fazla şikayet etmiyorum ve orada görüşürüz diyorum simlerimle. Vlog olacak bu video. Az şey çekmiş olsam bile. Eve dönüyoruz. Hava çok kötü. Neyse ki az trafik. Bana gidiyoruz. Çocuğumuzu alacağız çünkü. Davetinden sonraki günler o kadar yoğun geçti ki asla vlog'a devam edemedim. Böyle birkaç gün sonrasından herkese merhaba. Planlamayıcım çıktı. Paper Street'le beraber yaptığımız bir planlayıcının antisi olan ama aslında yine de bir planlayıcı olan samimi ve absürt bir şey yaptık. Size hemen onu göstermek istiyorum. Zaten videosunu falan çektim. YouTube kanalında bulabilirsiniz. Şöyle bir şey. Bunun lilası var. Bir de o çok tatlı oldu. Pazar günü de Local Makers'ın etkinliğine gideceğim. Hatta belki vlog orada devam da ettiririm. Orada planlamayıcıyı gelip benimle tanışmak isteyenler olursa tanışacağız. İmzalayacağım ve imzalı bir planlamayıcınız olacak. Yani en saçma şeyi. Blok mekanda olacağız pazar günü. Böyle haftalık bir vlog yaparız. Pazardan pazara gibi. İçinde o kadar saçma şeyler var ki. Ama favorim şu. Latte Reis'in özlü sözlerine oluşan bir olumlama şampiyonu falan var içinde. Ya içinde çok komik, çok eğlenceli şeyler var. Mutlaka videomu izleyin. İçeriğini görün. Hani beğenirseniz de alırsınız. Zaten indirim kodum var Ocak ayının sonuna kadar. Gerçekten uygun bir fiyata geliyor. 63 liraya geliyor. Diyeceksiniz ki 63 lira uygun değil. Diyen eminim olacaktır. Ama size yemin ediyorum kağıt maliyetleri o kadar artmış ki. Hani biz ancak bu kadar düşürebildik fiyatını. Neyse. Yılbaşı gecesinden Ecelerin hediyelerini göstermek istiyordum çok. Şimdi onları size göstermek istiyorum. Şurada ışık yakayım. Eceler bize şöyle bir çanta yapmışlar. Vico Tuco'nun tasarımı. Vicdan tüccarları. Lütfen takip edin onları. İnanılmaz komik Sinan ve Mert'in sayfası. Onların tasarımı bir bez çanta ve içinde bir sürü lokal satıcının, kadın girişimcilerin ürünleri var. Bunların hepsinin markasını buraya yazacağım. Şöyle bu şapka mı? Bunun başka bir adı var mı bilmiyorum. Çünkü benim hiç şapka kültürüm yoktur. Ama aşırı tatlı. Şu işlemelerini de çok sevdim. Bunlar çok güzel. Minik piksel kivi küpelerim var bakın. She's Out bana daha önce de ürün gönderen bir marka, o yüzden biliyorum ve bayağı bir süredir severek takip ediyorum. Şöyle çok tatlı örme minik bir çanta yapmışlar. Bunu böyle minik eşyalarım için, çantanın içine küçük bir çanta olarak kullanacağım. Çanta içi çanta kullananlar burada mı? Tiny Official'ın çok minik şöyle bele takmalık bir çantası. Baksanıza çok güzel. Ya bu telefon kabına aklımı yitirdim. Çok güzel. Böyle çocuk çizimi aşırı tatlı bir şey yapmışlar. Das Punchline'ın şöyle. Benim bu arada punch üzerine değil ama taft üzerine bir videom daha var. Ay, iyice YouTuber oldum. Onu da izleyebilirsiniz. Makineyle yapılan hali. Onu da halımalı yapıyorsunuz. Çok daha hızlı ve pratik bir şekilde. Bu ise bayağı bildiğiniz punch iğnesiyle yapılan
bir şey. Bu da bardak altlığı, böyle el şeklinde. Bu kolyeye de bayıldım bu arada. Tam böyle yazlıkta takmalık bir şey. Sevgili Ece Çelebioğlu, menajerim Ecemen. Bir sene önce dolap hesabını Ece kullanmadığı küpeleri koymuştu. Ben de şu küpeleri inanılmaz beğenmiştim. Demiştim ki Ece bana bunları, hayır ben alacağım. Dedi ki kızım saçmalama, sana satmam. Dedim hayır alacağım. Yani çok da cüzi bir fiyatı vardı bu arada ama ben yine de almak istedim. Hani sonuçta kız oraya satışa koymuş. Bir sene geçti, ben unuttum, o unuttu. Ne aldım ne o verdi. Sonra gitmiş bu şeyin yılbaşı çantasının içine gitmiş bu küpeleri koymuş. Çok hoşuma gitti bunları görünce. Ece'ye buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Lokal bir üretici olmasa da sevdiğiniz bir üretici olan NYX markasının şöyle üçlü primerını, farını ve Epic Ink Liner'ını hediye çantasının içine koymuşlar. Bu dünyanın en iyi eyeliner'ı yani, zaten şüphesiz. Bende bir tane daha vardı, yedeklemiş oldum. Akşam Aurora'ya gideceğiz yemeğe. Aurora'yı bilmiyorsanız Moda ve Erenköy'de, İstanbul'da şubeleri olan bir uzak doğu restoranı. Ben çok severek gidiyorum. Ceyhun'a da buradan çok selamlar. Sağ olsun kendisi bizi yılbaşı akşamı yemeğine davet etti. Yani gelin sizi ağırlayalım, misafir edelim dediler. Biz de bu akşam Pınarlar'la beraber ve Ozan'la, arkadaşımla beraber, o da Viyana'da yaşıyor, Aurora'ya yemek yemeye gideceğiz. Çok lezzetli. Bugüne kadar yediğim hiçbir şeyinden memnun kalmadığım olmadı. Bütün suşilerine talibim, bütün yemeklerine talibim. Çok fazla gidiyorum ve çok seviyorum. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Aç karnına sporumu yaptım. Şimdi de çıktım. Master Body Mind'a gidiyorum. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız, haftanın iki günü salı ve cuma kendimi bakım saati olarak ayırdığım seanslarım oluyor Master Body Mind'da. Bugün protez tırnak denemeye karar verdim. Alo Zeynep Hanım. Merhaba. Okey, geliyorum o zaman. Tamam. Bakalım. Bekliyorum. Tamam, ben bulurum bir yer. Hep gitmeden önce arıyorum, diyorum ki park yeri var mı? Çünkü bu arabayı park etmek gerçekten bir bela yani. Protez tırnak yaptıracağım bugün, böyle şey Christmas temalı falan bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah çok abartıp da böyle 5 tırnağımı 5'ine de farklı bir şey yaptırıp 3 gün sonra sıkılmam. Şimdi tırnak seçeceğiz. Bu önemli bir iş. Yılbaşı tırnakları yaptılar bir sürü. Baksanıza bunları yapmışlar ya, şunu acayip sevdim. Hem sade hem de derdini anlatıyor. Bu da çok güzel. Tanıştırayım Berfin. 3 saat sürüyormuş. Ve şey daha buranın en eskisi. O yüzden de tırnağımı hiç sormadan bak bu boyut yapmış ama tam isteyeceğim boyut yani. Hiç sıkıntı değil. Hamiş bu. Kaç ay kaldı kız? 5 hafta. 5 hafta mı? Bu arada tırnakların bitti gibi. Yani şekili şukulu kaldı. Şekili şukul ve boyaması. Aynen. Bir de cinimiz var. Bunları yapacağız. Çok güzel. Baksanıza yahu. Bayağı tırnağım oldu yani. Ve ben şu an çıkıyorum. Cuma günü hava bok gibi. 40 dakika veriyor Acıbadem'den Suadiye'ye. Neyse tırnaklarım çok güzel oldu. Onun heyecanıyla eve gidiyorum şu an. Burakcan'ın midesi kötü dünden beri. Ona ilaç aldım şimdi. Eve gidip biraz ona hasta bakıcılık yapacağım. Merhaba. Ne haber? Çok iyi değilim.
Neden? Neden peki değil? Sana ilaç aldığımı, ne kadar iyi bir kız arkadaşı olduğumu belirten bazı cümleler kurdum burada. Kameraya verdin ya. Tabii. Oynadım, bir de söylüyorum utanmadan. Yeni oyuncağın hayırlı olsun. Şükür Allah'a. Bakın burada ne var? Fırsatım olur. İyi ki almışsın çünkü dünle bugün arasında 1.000 lira fark var. 2.5, 3.5. Dünle bugün arasında 3.500 lira mı fark var aldığımız PlayStation'ı? Kolda aldık ya. Biraz kaba. Biraz mı? Biraz kaba. Biraz mı? Neyse, Gran Turismo ön satışa çıkmış. En sevdiğim şey araba yarışı olduğu için alacağımızı düşünüyorum. Günaydın bir pazar sabahından. Sonunda yağmur yağmayan ve güneşin kısmen gözüktüğü bir gündeyiz. Marley sonunda yağmursuz bir zeminde dışarı çıkaracağım. Kendisi şu an banyodaki mamasını yemeye çalışıyor. Koş, gel. Gel bebeğim. Marla'nın çok fazla korkusu var. Çok travmatik bir köpek ve Burakcan'ı ilk aldığında çok pis olduğu için yıkamış. Ondan sonra da su fobisi iyice tetiklenmiş ve banyoya karşı bir korkusu var Marla'nın. Ve evdeki hiçbir banyoya girmiyor, pardon. Bütün evlerdeki hiçbir banyoya girmiyor. Biz de eğitmeniyle birlikte bir karar vererek, çünkü köpeklerin korkuları gitgide arttığı için, yani mesela Marla şimdi buradan korkuyor, sonra başka bir şeyden korkmasını da bu tetikleyebileceği için korkularını yenmesi, evin içinde rahat rahat gezebilmesi açısından mamasını banyoda vermeye çalışıyoruz. Orayı olunmasın, orası iyi bir yer diye düşünsün. Nesil bu arada bizim eğitmenimiz. Instagram'ında hatta buraya yazarım, belki ihtiyacı olan olur. Dedi ki yani gerekirse bir sene bunu yapacaksınız. Köpekler öyle çok kolay bir şeye alışamıyor maalesef. O yüzden deniyoruz. Sürekli mamasını banyoda veriyoruz. Evet, şu an biraz ağlıyor. Zor bir şey. İşte ben içeri giriyorum. Hadi Marla'cığım geldi falan bir şeyler yapıyorum. Bir şekilde yiyor. Bakalım şimdi. Umarım kısa bir zamanda hallederiz. Çünkü çıkmamız lazım. Marla'yı gezdireceğim. Ondan sonra da karşıya geçeceğiz. Local Makers'ın etkinliğine. Christmas Sımsı lokal işletmelerin stand kurduğu bir etkinlik var blok mekanda. Bugün ikinci günü, ben de oraya gideceğim. Paper Street standında olacağım, işte planlamacı için daha önce bahsetmiştim. Ben de makyaj falan yapacağım, hazırlanacağım, Marley'i çıkaracağım. Sonra Burakcan'la beraber gideceğiz gibi bir plan bugün. Bakalım. Bir sürü insanla tanışmayı hedefliyorum. Aynen. Çok heyecanlıyım şu anda. Elim ayağım titriyor. Ya sana oynar mısın? Daha abartı. Daha çok. Kartal'dan geldi benim için. Ya Kartal'ı geç. Biz Londra'da çok meşhuruz. Evet. Londra'dan geldi özellikle. Özel gece geldim. Uyumadan geldim. Londra uçuşunu İstanbul'a gelecek. Sırf planlamayacağının son adedini almak için geldin değil mi? İmza alalım diye. Londra'da stokları tükenmiş Londra'dakiler. İmza gününüz sırasıyla devam ediyor diyebilir miyiz bugün? Şuraya hemen. Alpocuğuma. Bende var hala. Anlaştık. Efendim, güzel günlerde planlamayın inşallah. Thank you.
Ne yapıyorsun? Ne yaptın böyle? Ne yaptın bize? Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Gel. Elektriği çarpıyorsun. Bütün süresini o zaman istedik elektriği. Allah! Allah! Oh! Oh! Çok güzelsin. Evet aşkım, köpek kokuyorum. Bir sürü köpek vardı bugün. Gel. Pitbull vahşeti. Hiçbir de zarar görmüyor. Onu söyleyelim. Evet. Bu hayvan ayı gibi bir şey çünkü biz bunu öküz gibi seviyoruz. Ne hoşuna gidiyor. Umarım yani. Kaygan cisim. Kuyruk saldığına göre. Saldırıyor mu şu an? Şu an sallamıyor. Şu an kuyruğu dik. Ama şu an Vahe Kılıç Arslan moduna girdi. Donup kalıyor ya. Bak o kuyruk patinlere bak. Evet, darlandı. Hadi evet başlayalım. Yeterli dedi. Bu da açım oturuşu. Yoruldum. Sonunda evdeyim. O kadar çok insanla konuştum. O kadar fazla sağda soldaydım ki böyle kimsenin gidip de ağzına kamera tutup ya bu arada vlog çekiyorum falan yapmak istemedim. Zaten hiç benim alışkın olduğum şeyler değil. O yüzden böyle birazcık bugün size ne yaptım anlatıp üzerine görüntü koymakla geçecek. Paper Street'in orada bayağı bir takıldım. Birkaç insan hatta imza aldı bayağı geyine. Benim lise arkadaşım var. Arzu, çok eski arkadaşım. Onun Tent Project diye bir markası var. Onun da standı vardı. Onu gördüm. Uzun 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 yıllardır hiç görmüyordum. Annesini de gördüm. Beraber birazcık oturduk, dertleştik. O da babasını Covid'den kaybetti maalesef. Çok da yakın zamanlarda ikimiz kaybettik. O yüzden epey bir konuştuk. Birazcık acımızı paylaştık, sohbet ettik. Sonrasında hayata dair konuştuk. Bayağı güldük, eğlendik. Güzeldi yani. Hani Arzu'yu yıllar sonra görmek, onunla bir şeyler paylaşmak ve aslında bir noktada da aynı kaderi paylaşmış olmanın da verdiği bir hüzünle bunları yaşamak değişik bir deneyimdi. Tüm bu etkinlik şeyinin, olayının içerisinde. Sonra ben Tent'ten bir şeyler aldım. Bir yerden daha bir şey aldım. Markanın adını unuttum. Şimdi size gösterince muhtemelen hatırlayacağım. Bugün aldığım şeyleri göstereceğim size. Ve sonrasında videoyu kapatacağım artık. Bir hafta oldu yani çünkü. Dünyanın en uzun vlogu. En azından benim için. Lay 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 lay. Zeynep Çetin. Burakcan Uygur suikastinden sonra... Şimdi şu üstümdekini göstereceğim size. Bu Tent Project'in, Arzu'nun markasının. Ya şöyle söyleyeyim. Ne çok ince ne çok kalın ama çok güzel, sıcak tutan, aşırı konforlu bir kumaşı var. Ben bir bedenini aldım. Ne demekse en küçük bedeni bana bence tam oldu. Çok güzel oldu. Hemen Tent'ten aldığım. Ay bunu Marleşko'ya hediye etti Arzu ya. Bunu Marla'ya takalım. Çok saçma olacağına eminim. Bir de şöyle rengine bayıldığım bir önlük aldım. Mesela geçen bizim nesil var. Marlişko'nun eğitmeni. O mesela dün gitmiş şeye. Neye? Bloğa. Köpek eğitiminde kullanmak için almış bundan. Ki hiç mantıksız değil bence. Şöyle belinize takıyorsunuz. Bir dakika, şurada daha net göstereceğim bence. Şöyle belinize takıyorsunuz. İster yemek yapın, ister makyaj yapın, ister köpek eğitiminde şuraya ödül mamalarını atın. Rengi inanılmaz güzel. Ben bu sapı şimdi gördüm. Eskiden tanıdığınız insanların böyle güzel şeyler yapması keyifli bir hismiş. Teşekkür ediyorum Arzu'ya buradan tekrardan. Brandingi, paketlemesi falan da çok güzel. Şunu bir kenara ayıralım. Bir de yanında şöyle, onu da göstereyim. Size çok tatlı, evde yetiştirin diye... Roka, maydanoz, tere, artık ne gelirse onların tohumlarından da veriyor. Bu da kartları. Tent'i takip edin. Benden torpilli bir marka çünkü arkadaşımın. Birazdan bunu Marişko'da deneyeceğiz. Paper Street'in standında böyle inanılmaz güzel komikli pinler vardı. Onlardan bir tanesini aldım ki bu sonuncuydu. Self-destruct yazıyor. Biraz okuması zor olabilir o yüzden... Harf alayım butonu gibi bir şey yapmışlar. Okay, Krijen markanın ismini şimdi bulduk. Bu markada böyle işte katı şampuandır, efendime söyleyeyim, yüz kremi, mum, böyle çok tatlı. Ve böyle gerçekten ne bileyim işte defne yaprakları Marmaris'ten geliyor, başka bir şey Afrika'dan geliyor falan, böyle değişik değişik yerlerden buldukları ürünlerle doğal çok güzel ürünler yapmışlar. Ben
İki tane sabun aldım. Bir tanesi el ve vücut sabunu. Nemlendiricili bir şey aldım. Lavantalı ve pirinçli olması lazım. Şimdi onu gösteririm. Bir de Hindistan cevizi ve portakallı da bir katı şampuan aldım. Bu ara katı şampuanlara bir düştüm. Otoma 40 Pınar'ın da %60 zam yapacağız duyurusundan sonra gittim o Pika Pika mıydı? Aşırı meşhur ve sürekli tükenen, eğer biliyorsanız markayı bunu anlayacaksınızdır. Sesime ne oldu öyle? Katı şampuanından aldım. 2 tane stok yaptım kendimce. Şimdi bir de bu markanınkini aldım. Önümüzdeki günlerde katı şampuana geçip biraz da onu deneyimlemek istiyorum. Şimdi bir de bu Krijen'in dediler ki bana kıvırcık saçları genelde bunu öneriyorum. Ya tatlı bir kart da koymuşlar içine. Şunu da hediye ediyorlarmış katı şampuan alanlara. Çünkü katı şampuan kendi kendine biraz eriyip tükenen bir şey olabileceği için bunun üstüne koyarak muhafaza edin dediler. Kabak lifi bu da zaten. Bu dediğim. Şöyle iki tane. Çok tatlı bu arada. Şu katı şampuan bahsettiğim çok güzel kokuyor bu arada. Bunu böyle muhafaza ediyorsunuz. Bu da yine yüz ve vücut için dediğim. Evet. Rengi de çok tatlı. Bunu da sanki bir duş jeliymiş gibi kullanmayı amaçlıyorum. İlerleyen günlerde bunları şimdi yine böyle kutusunda muhafaza edelim. Ve bu videonun artık bir sonuna gelelim. Yırttım mırttım ya, rezalet. Benim için psikolojik açıdan biraz düşük başlayan ama sonra iyi giden bir hafta oldu. Umuyorum iyi şekilde öbür haftalarda devam eder. Şu yılı artık böyle bir psikolojik çöküntü yaşamadan tamamlamayı diliyorum. Çünkü yeteri kadar zor bir yıldı. Keyifli bir gündü, keyifli bir haftaydı. Eğer buraya kadar izlediyseniz size helal olsun. Hepinizi öpüyorum. Marla'ya şeyi takmayı unuttum. En son onu takıyorum ve kapatıyorum bu videoyu. Ya bu ne ya? Çok tatlı oldu. Marla. Oy güzel kız. Ay güzel kız. Pati ver. Aferin sana. Hadi kamerayı kapa. Hadi kapa kamerayı.